sosyal, siyasi kararlar verirken illaki hesabını kitabını yapıyoruz. Ben de siyasetteki tercihimi yaparken özellikle yıllar öncesi Mersin Büyükşehir aday olurken tabii ki bir takım sebeplere dayandırarak aday olmuş olduk. Örtüştüğü için ve o kentin potansiyelini ve gücünü kullanarak şu anda Türkiye'de dahi kurulamayan yerel yönetim hizmetlerinde çok iddialı olduğumu ifade ettiği için aday. İkincisi, 2009 seçimlerindeki Mersin halkı ile muazzam bir kucaklaşmamız oldu. Mersin'de bir halk hareketi başlatmaya çalıştık. En yakın arkadaşımızın dahi aday olma, kazanamazsın, anketlerde çıkmıyorsun, şudur budur demesine rağmen yine kimsenin gözü kalmasın diye ihtimal dahilinde adı geçen arkadaşlarımıza da biz ısrarla gelin aday olduk. Fakat aldığımız cevaplar enteresandı. Nereden MHP kazanacak? Enayi miyik? Gibi laflarla karşılaştık. Ve biz bu yükün altına ne dibini görerek, ne ucunu görerek hiç düşünmeden girdik. Ve mücadele verdik. Sonucu biliyorsunuz. Yarım kalan işimi çok net ifade ediyorum. Tamamlamak için adayım. İkinci sebebim bu. Üçüncü sebebim siyasette sözümün başından beri birkaç kez ifade ettim. Yıllardır varım ve yıllardır da binlerce arkadaşımla bir mücadele de saf tuttum. Bu insanlarla güzel günler paylaştık, sıkıntılı günler paylaştık. Ve çok ciddi bir sevim üzerinde siyaset yapıyoruz. Artı Mersin'in sosyal yaşantısında, artı Mersin'in ticari yaşantısının her noktasında var olma münasebetiyle ve çevremizin de desteğiyle Mersin'in Çamlı Yaylası'ndan Anamur'una kadar gerçekten anında o ili absorbe edebilecek, kuşatabilecek, sahiplenecek bir şekilde bir zeminin üstünde siyaset var. Tarsus'a da çok hizmetlerimiz oldu.